Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Dün Pakistan'dan acı bir haber aldık. Pakistan Uluslararası Hava Yolları PIA'ya ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karaçi'ye inişte düştü. Kazada 99 yolcu ve mürettebat vardı uçakta. 97'si hayatını kaybetti. Sadece 2 kişi kurtuldu. Öncelikli olarak kardeş ülke Pakistan'a bu yaşadığı felaket nedeniyle acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu filolarının neredeyse %90'ı yerde, kalan %10 ise ya kargo uçuşu yapıyor ya da bazı ülkelerde iç hat uçuşları açık, o iç hat uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bir yanında Lahore'dan Karaçi'ye gerçekleştirdiği iç hat seferinde yolcuların önemli bölümü Ramazan bayramını evlerinde ve sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere belki de memleketlerine dönüyorlardı. Burada uçak önce normal standart iniş yaklaşmasına başladı. İniş yaklaşmasına başlarken pilotlar iniş takımlarını açtılar. 2-5 sol pistine gerçekleştirilen bu yaklaşma sırasında uçağın burun iniş takımıyla ilgili bir ikaz alındı. Yani burun iniş takımında açılması veya kilitlenmesiyle ilgili bir teknik problem vardı. Pilotlar pas geçme prosedürüne başladılar. Biraz yükselecekler ve sola dönüşle tekrar yaklaşma paternine girip iniş gerçekleştireceklerdi. Bunu da zaten telsiz konuşmalarından hava trafik kontrol merkezine ve kuleye bildirdiler. Fakat o sırada çok ilginç bir gelişme meydana geldi. Uçak iki motorunu birden kaybetti. O anlar spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçıları tarafından bir kare çekildi ve o karede sosyal medyaya dağıtılarak en azından ne olduğuyla ilgili birçok soru işareti ve tartışmayı da yanına getirdi. Uçağın sol motorundan duman çıkıyordu. Ve aynı zamanda Ram Air Turbine RATA olarak adlandırılan ve acil durumlarda yani motor kaybedildiği zaman uçaktaki gücü sağlayacak yani sistemlerin çalışmasını sağlayacak elektrik gücünü oluşturan sistem devredeydi. Bu sistem aslında küçük bir pervane. Uçağın gövde altından açılıyor. Farklı modellerde farklı yerlerde olabiliyor bu sistem. Ve dışarı çıktıktan sonra o pervane dönerek bir şekilde oluşturulan elektrik gücü diğer uçağın sistemlerine veriliyor. Çünkü uçak iki motorunu kaybettiği için o an elektrik üretecek, güç üretecek bir sistem yok uçakta. Ve RAT olarak adlandırılan bu sistem de burada elektriğin üretilmesini sağlıyordu ve bu sistem açıktaydı. Pilotlar sola dönüşün arkasından piste paralel olarak uçtular ve tekrar sola doğru dönerek 2-5 sol pistini karşılayıp inmeyi hedefliyorlardı. Fakat uçağın iki motorunu birden kaybetmesi, olayın alçak irtifada meydana gelmesiyle birlikte tabii ciddi bir çöküş yaşanmaya başlamıştı. Uçak hızlı bir şekilde irtifa kaybediyordu. Bu durumu pilotlar hava trafik kontrol merkezine ilettiler ve Mayday acil durum çağrısında bulundular. Arkasından uçak piste doğru dönmeye çalışırken pist başına 1350 metre mesafedeki yerleşim biriminin üzerine çarptı. Ve bu çarpış anı güvenlik kameralarından işte böyle görüntülendi. Görüldüğü gibi bu görüntülerde de uçağın burnu oldukça yukarıda. Yani artık stol olmuş, sürasız kalmış, iniş takımları aşağıda ve derin bir çöküşle uçak binaların üzerine doğru vurdu. Şimdi elimizdeki teknik bilgiler, bize ulaşan bilgiler kazanın birinci gününde ancak bu kadar. Bununla ilgili daha fazla yorum yapabilmek için neden uçak motorlarını kaybetti, ne yaşandı kokpitte veya iniş takımı niye açılmadı gibi birçok soru var aklımıza gelen. Bunlar için Pakistan Havacılık Otoritesi'nin veya kaza kırımı inceleyecek ekiplerin yapacağı araştırma ve ilk sonuçlarla birlikte ortaya çıkacak bilgilerle tekrar bir yorum yapmak gerekiyor. Bunun için sabahın erken saatlerinde enkaz araştırmasında FDR olarak adlandırılan Flight Data Recorder yani uçuş veri kayıt sistemi, arkasından CVR olarak adlandırılan Cockpit Voice Recorder yani pilotların hem kendi aralarını hem de
yerle yaptığı konuşmaları kaydeden cihaz bulundu ve bunlarla ilgili analizlerin de ben kısa süre içerisinde açıklanacağını bekliyorum. Acaba kaza nedeni veya nedenleri nelerdi? Bunlarla ilgili sorulara önümüzdeki günlerdeki videolarla cevap vereceğiz. Videonun size başında da belirttiğim gibi 1.2 milyon uçuşta bir ölümlü kazalar meydana geliyor. Peki sizin bir yolcu olarak 1.2 milyon uçuşta bir bu kazaya denk gelmenizin olasılığı nedir? Bunun için tam 55 bin gün her gün uçmanız gerekiyor. Bunu da yıla böldüğümüz zaman 150 yıla yaklaşıyor bu süre. Yani 150 yıl boyunca her gün uçarsanız bir uçak kazasına rastlama ihtimaliniz meydana geliyor. Tabii olasılık hesabı bu ama kaza başınıza gelebilir. Bunun için alacağınız bazı önlemler sizlerin hayatta kalmasını sağlayacaktır. Örneğin bu kazada kurtulan iki kişi var. Bunlardan birisi Zafer Mesut, diğeri de Muhammed Zübeyir. Zafer Mesut bir bankacı. Hatta Pakistan'ın önde gelen bankacılarından Pencap Bankası'nın da CEO'su. Kendisi bu kaza sırasında 1C koltuğunda oturduğu bilgisine ulaştım ama bunlar teyitli değil. Diğer yolcu ise 22. sıradaymış. Uçağın koltuk konfigürasyonu bilmiyorum ama bu koltuk acil çıkış kapısına yakın mı değil mi? Bunlarla ilgili pek fazla bir şey söyleyemiyorum şu anda. Çünkü Pakistan Hava Yolları'nın uçaklarında A320'lerde farklı farklı konfigürasyonlar var. Şimdi öncelikli olarak böyle bir kazadan nasıl kurtulabilirsiniz? Gelin neler yapacağınızın aşamalarını birlikte inceleyelim. Birinci madde, koltuğunuza oturdunuz. Kemerinizi her zaman bağlı tutun ve sıkı sıkı bağlayın, gevşek bağlamayın. O kemer acil bir durumda, herhangi bir yere savrulmada sizi koltuğunuzda tutacaktır. Uçak kazalarında hayatlarını kaybeden yolculara bakıldığı zaman bu tür hayatını kaybetmenin en büyük nedeni başlarına aldıkları bir darbeyle, yani fırlayarak öndeki koltuğa sert bir şekilde çarpma, sağa sola veya kabin içerisinde serbest kalan bagajların, malzemelerin çarpmasıyla meydana geliyor ve travma yaşanıyor, beyin travması ve yolcu orada hayatını kaybediyor. Bu savrulmayı önlemenin en önemli yolu kemerleri bağlamaktan geçiyor. Bir kere kemerinizi sıkı sıkı bağlayacaksınız. İkincisi, koltuğunuza oturduğunuz zaman koltuk önünde veya koltuk cebinde bulunan, acil durumlarda ne yapılacağını anlatan bir acil durum kartı vardır. O karta bir bakın. Oradaki kuralları bir tekrar gözden geçirin. Kalkış öncesi ya videoyla ya da kabin ekipleri uçuş emniyetle ilgili bazı bilgiler verecek size. Bunları da lütfen can kulağıyla dinleyin. Ve acil bir durum yaşandığı zaman kabin memurları aslında uçakta size ikram vermek, hoş geldiniz, güle güle demek için orada değiller. Sizin acil durumda hayatınızı kurtaracak insanlar onlar ve bu konuda özel eğitimler almışlar. Onların dediklerini dinleyin. Yönlendirmelerini iyi dinleyin. Örneğin uçak pistte duramadı ve tahliye başladı. Sizi hangi kapıya yönlendirecek, ne yapacak, ne edecek bütün sorumluluk kabin memurlarında. Kararı verdikten sonra onların dediklerini dinleyin. Örneğin bir tahliye oldu. Hemen benim aklıma Moskova'da gelen Aeroflot'un Sukhoi Superjet kazası geliyor. Bazı yolcular ellerinde çantalarıyla çıkmaya çalıştılar. Çıkarken de arkada kalanların zamanlarından yediler ve birçok yolcu yanarak hayatını kaybetti. Acil durumda çıkışlarda yanınıza hiçbir şey almayın. Çantadır, laptoptur, bırakın orada kalsın. Yapacağınız tek şey hızlı bir şekilde kapıya doğru yönlenmek. Biraz önce de dediğim gibi acil çıkış kapıları nerede, bu çok önemli. Herhangi bir emergency, yani acil durumda sizin o kapıyı açmak göreviniz olabilir. Çünkü o kapının yanında oturuyor olabilirsiniz. Bu nedenle bu kapıların oraya yaşlılar, çocuklar oturtulmaz. Yani gerektiğinde tahliyeyi başlatabilecek yolcular buraya oturtulması için seçilir. Sizin o kapıyı açmanız gerekebilir ve acil hızlı bir şekilde buradan çıkmanız gerekebilir veya yakınınızdaki yaşlılara, çocuklara da yardım etmeniz gerekebilir. Bunu lütfen unutmayın. Uçak kazalarıyla ilgili tartışılan en çok konulardan bir tanesi de uçağın ortasında mı oturayım, arkasında mı, önünde mi, yok kimi der ki arkası daha güvenli. Hayır, kanatların olduğu bölüm çok önemli, çok daha emniyetli. Ben açıkçası buna katılmıyorum. Bakın bu son uçuşta önde oturan bir yolcu kurtuluyor. Ve bir de 22. sıra, yani uçağın orta arkasına yakın bölümde bir yolcu. Çarpma durumuna baktığımız zaman A320 burnu yukarıda çok ciddi bir şekilde çöküşle birlikte giriyor. Belki bilmiyorum, arkadaki yolculardan hemen hayatını kaybedenler mi oldu veya önde mi oldu? Bunu, bu bilgiye ne yazık ki şu an elimizde değil ama nereden, kazanın nasıl olacağı, hangi koltuktan hangi yolcunun sağlam bir şekilde çıkacağını gerçekten bilmiyoruz ama başta da belirttiğim gibi
Kemerinizi sıkı sıkı bağlayın. Durumu kontrol altına alın. Acil bir çıkış yaşanacağı zaman panik olmamaya çalışın. Ve kendinizi bir an önce enkazdan dışarı atmaya çalışın. Ve tabii ki bunu yaparken de etrafınıza, yolculara yardım etmeye çalışın. Bazen acil durumlarda brace pozisyonu olarak adlandırılan bir pozisyon kabin memurları tarafından yolculara belirtilir. Burada bu brace pozisyonu yaparken amaç, başta da belirttiğim gibi, çarpmalarda en büyük risk başa doğru alınıyor. Bunun önlenmesi. Yani koltuğunuzda eğilip başınızı kollarınızla korumanız, ilk riski, çarpmanın şiddetini kollarınızla almanız veya gerçekten bu etkiyi azaltmak amaçlı bir harekettir. Bu brace pozisyonunda lütfen unutmayın. Brace dendiği zaman hemen koltuğunuzda eğilin ve o pozisyonu almaya dikkat edin. Pakistan'da yaşanan kazada ne yazık ki 97 kişi hayatını kaybetti ama 2 kişi de kurtuldu. Keşke hepsi kurtulsaydı ve gerçekten bu alınacak bir ders olarak havacılık tarihine geçseydi ama olmadı. Tekrar Pakistan, kardeş ülke Pakistan'ın acılarını paylaşıyoruz. Koronavirüs günlerinde her gün yeni videolarla sizin karşınızda olmaya devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde, sizi de her zaman sitemize bekliyoruz. Bize soru yazmak isterseniz, video önerisinde bulunmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine sizlerden mesaj bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.